Yine başka bir ürün tanıtayım. Bu görmüş olduğunuz ürün... Zencefil mi hocam? Zencefil, evet. Bunun ne gibi özellikleri var? Bu bitkiyle ilgili Almanya'da klinik araştırmalar yapılmıştır. Dergide bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Zencefil her türlü... Zencefil her türlü bulantı, kusma, baş dönmesi... Soğuk algınlığı. Soğuk algınlığı da iyi gelir de birinci derecede. Her bitkinin etki alanı farklı farklıdır. Etki alanı birinci derecede bulantı, kusma, baş dönmesi, seyahat esnasında uçak, vapur, gemi vesaire herhangi bir araçla seyahat ederken ortaya çıkan rahatsızlara karşı %100 etkilidir. Bununla ilgili hatta hamile bayanlarda ortaya çıkan baş dönmesi, kusma, bulantı gibi rahatsızlara karşı da etkili. Ayrıca İngiltere'de yapılan klinik araştırmalarda deniz subaylarında çok sık görülen bulantı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızlara karşı da etkili olduğu belgelenmiştir. Bu zencefille ilgili bir dergi bu sayesinde bunu incelemiş. Evet. Bu da klinik araştırmalar ayrıntılı olarak. Biz bununla ilgili çok özel bir ürün ürettik. Nedir? Zencefil Forte. Hamile bayanlarda olsun, deniz subaylarında olsun veya seyahat esnasında ortaya çıkan bulantı, baş dönmesi, kusma gibi rahatsızlara karşı %100 etkili, hiçbir yan etkisi yok. Klinik araştırmalarla da belgelenmiştir bu etki. Her şey belgeli. Evet. İlgili artı sizin söylediğiniz gibi bu üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlarda ne yapılır? İnce ince kıyılır, normal çayı yapılır, balla karıştırılarak çayı içilir. Buna ekinezya katılırsa üşütme, grip. Ne katılırsa hocam? Ekinezya Forte. Ekinezya. Forte. Forte. Forte'ye gitti kafamız. Ekinezya'nın yaprağı, çiçeği, kökü. Bitkinin tamamı kullanılır. Hocam ekinezya. Telefonumuz varmış, alalım isterseniz. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurun. Buyurun. Hocam iyi günler. Hürmetler, buyurun. Buyurun. Alo. Buyurun, dinliyoruz. Hocam size iyi günler diliyorum. Sağ olun, teşekkürler, buyurun. Hocam ben 35 senedir vücudumu saran bir kaşıntı var. Çeşitli tedaviler gördüm tıp fakültelerinde. Atopik dediler, güneş alerjisi dediler, temas ekreması dediler. Yani ne? Ama verdiği ilaçlar nemlendirici, antihizmatikler ve kortizon türü ilaçlar veriyorlar. Evet, tedavi olamıyorum. Bana bir yardımcı olabilir misiniz? Olur tabii. Her türlü alerji. Ben kendim 17 sene alerjiyle uğraştım. 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Uyuz gibi kaşınmaya başladık. O doktor, bu doktor, şu doktor. Doktorlar dediler ki, efendim inek eti, dana eti veya işte kanatlı size dokunuyorsa domuz eti yiyin dedi. Formül üretemeyince. Şimdi biz bununla, ben bununla ilgili 17 sene araştırdıktan sonra iksir aloe vera jel, bu gördüğünüz ürünleri ürettik, hamdolsun. Ne yapıyor? Bağırsaklardaki mantarı yok ediyor. Hastalıkların %98'ini bağırsaktaki mantarlar tetikler. Kullanmış olduğunuz ilaçlardan veya herhangi bir enfeksiyondan dolayı mantar kapmıştınız. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa toksik madde nedeniyle bağırsaklar kendini korumak için yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Bağırsaklarda oluşan yağ tabakası nedeniyle normal olarak ince bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de diaminooksidaz. Bu enzim azaldığı zaman histamin oranı yükselir. Histamin oranı yükselirse alerji ortaya çıkar. Alerjiyi bastırmak için kortizonlu ve antihistaminik ilaçlar kullanılırsa yan tesiri çok büyük, faydadan çok zarar verir. Bunun için ne yapmak gerekir? İksir, aloe vera jel, sinirlot forte, ladengülü forte. Evet, bir forte daha tanıtalım. Bir forte daha.